Herkese merhaba. Ben Satı Melikşehir'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir lezzetle geldim. Eğer çiğ köfte yoğuramıyorsanız bu tarifi deneyin. Yapımı çok kolay ve çok da lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi de öneririm Dilerseniz şöyle kısaca gösterdikten sonra hemen yapımına geçiyorum. Bu tarifi ben defalarca denedim. Ölçü kesinlikle değişmiyor. O yüzden de güvenle de deneyebilirsiniz. 5 çay bardağı ince bulgur kullanıyorum. Bugün ben tarifimde iki bulguru karıştırdım. Bir esmer olarak bir de beyaz olarak ama sizler ikisini de kullanabilirsiniz. Ayrı ayrı da kullanabilirsiniz. Markası aynı olduktan sonra sorun çıkartmıyor. Üzerine bir şişe sade maden suyu ekleyelim karıştıralım. Maden suyu kullandım görmüş olduğunuz gibi ne alaka diyenler mutlaka olacaktır ama gerçekten o kadar güzel yakışıyor ki mutlaka ekleyin. Bugüne kadar güzel sonuç almadığım hiçbir şeyi paylaşmadım. Lezzet garantili diyorsam lezzet garantilidir. Bana güvenerek bu tarifimi de deneyebilirsiniz. Deneyenlerin olumlu olumsuz yorumlarını mutlaka bekliyorum. Bu arada ben eleştiriye açığım. Kendimi geliştirmek açısından eleştirileriniz olursa, önerileriniz olursa onları da yazabilirsiniz. Maden suyu ıslattıktan sonra 10 dakika kadar dinlendirdim. Sonrasında da diğer hazırlıklarını yaptım. Öncelikle bulgurun böyle birazcık topağını açalım kenara alalım sonrasında da diğer malzemelerini ekleyelim. Bir tane limonumu kabuğuyla beraber yıkadım böyle küçük küçük doğradım hem de içindeki çekirdeklerini de ayıklamış oldum. Bir tane yumurta büyüklüğünde soğanımızı doğrayalım ama küçük küçük doğrayalım. İki diş de sarımsak rendeleyelim. İki tane de limon büyüklüğünde domates rendeledim. Miktar olarak bir su bardağı kadar diyebilirim. İsteye bağlı yazdan kalan domates sosunuz varsa onu da ekleyebilirsiniz. 2 yemek kaşığı isot ekledim. 1 çay kaşığı karabiber. Karabiber buraya saklandığı için biraz göstermek istedim. 1 tatlı kaşığı kimyon, 1,5 tatlı kaşığı pul biber, 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. 1,5 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası ekledim. Evinde biber salçası olmayanlar onu da domates salçası olarak ekleyebilirler bir su bardağı sıvı yağımız var onu küçük bir sosluğuma döktüm bunu en son kullanacağız yağımızı kızdırıp üzerine döküyoruz bulguru ölçmüş olduğum çay bardağıyla da bir çay bardağı da suyu yanıma aldım iki sefer olaraktan yarım yarım ekliyorum öncelikle eklemiş olduğumuz bütün malzemeleri bir karıştıralım sonrasında da yavaş yavaş bulguru ilave edelim Bulgurumuzu daha öncesinden ıslattığımız için bir saat yoğurmamıza gerek yok. 20 dakika yoğurmamız yeterli geliyor. Çiğ köfte tepsisi böyle yoğurma işlemlerinde gerçekten hayat kurtarıyor. Bayağı işinizi kolaylaştırıyor. Alt tabanı birazcık kirtişli olduğu için böyle sürttüğünüz zaman daha iyi eziliyor. Küçük de olsa bir tane alın evinizde mutlaka bulundurun. Şimdi bileğime kuvvetliyorum ve yoğurma işlemine geçiyorum. Yanıma bir çay bardağı kadar su almıştım. Bunu yarım yarım iki seferde ekliyorum. Bu arada içine katmış olduğum limonlar sadece kabuğu kaldı. O yüzden de içerisinden çıkartıyorum. Kalan suyumuzu da ekleyelim. Tekrardan iyi bir şekilde yoğuralım. Yeteri kadar yoğurduktan sonra birazcık da böyle yumrukladım. Sonrasında da orta kısmını birazcık çukur haline getirdim. Burada sizlere kıvamını gösterdim. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde yoğurdum. Orta kısmını da çukur haline getirdim. Bir su bardağı sıvı yağımızı ocakta kızdıralım. Köftemizin üzerine dökelim. Bu kısımda çok ama çok dikkatli olun. Yağım çok kızgın olduğu için elinizi yakabilirsiniz. O yüzden de benim gibi yapabilirsiniz. Kaşıkla bir karıştırın. Köftemin soğuk olduğu için onun kızgınlığını alacaktır. İyice karıştırdıktan sonra elimle böyle bir kontrolünü yapıyorum. Sonrasında da tekrardan yoğuruyorum. Burada gördüğünüz gibi parmağımla kontrolünü yaptım. Elim yanmayacak şekilde olduğu için de kaşığı bıraktım ve elimle devam ediyorum. Yağımızı iyi bir şekilde yedirelim. Yağını ekledikten sonra iyi bir şekilde karıştırdım. Sonrasında da böyle toparladım. Bu kısımda bir tadına bakın şeklini vermeden önce tuz ilavesi yapabilirsiniz. Bu arada köftemiz çok ama çok acı olmuyor. Eğer acı seviyorsanız baharatını da artırabilirsiniz. Ben normalde baya bir acı seviyorum ama mide hassasiyetim var bugünlerde o yüzden de çok fazla eklemedim. Ceviz büyüklüğünde alıyorum ve şeklini oluşturuyorum. Bu arada söylemeyi unuttum. Aslında yağımız eklemeden önce maydanoz ilavesi yapabilirsiniz. Ben genelde eşim yemediği için eklemiyorum. Tarifimiz yemek için hazır gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor mutlaka denemenizi de öneririm. Bugün de tarifimin sonuna geldim izlediğiniz için teşekkür ediyorum malzemeleri açıklama kısmına yazıyorum oradan da bakabilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini mutlaka aktif hale getirelim yeni tariflerimden haberiniz olsun. İzledikten sonra beğeni ve kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız sevinirim. Allah nasip ederse yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.